Selamlar. HTML derslerinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda link açma işleminin nasıl yapılacağını göreceğiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda metin biçimlendirme etiketlerini görmüştük. Bunlarda paragraf vardı, strong vardı, bold vardı, italic vardı ve benzeri birçok tagımızı görmüştük. Şimdi bu dersimizde göreceğimiz yeni bir tagımız daha var. O da A etiketidir arkadaşlar. Hemen şöyle aşağıya geleyim ve size göstereyim ne olduğunu. Köprü kurmamızı sağlıyor. Köprü dediğimiz nedir? Bir link olur, bir indirme olur, bir fotoğraf olur. Bunların görüntülenmesini sağlıyor aslında. Şimdi A etiketimi buradan siliyorum ve yapacağımız işleme başlayalım. Bizim yapacağımız işlemimiz linki açtırmak. Ben hemen body etiketin içerisine bir adet paragraf oluşturuyorum. Ve buraya diyorum ki linke git ya da siteye git. Bunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sayfayı kaydettiğimde gördüğünüz gibi yenilendi. Şimdi buna ben bir link eklemek istiyorum. Bunun altına bir de A etiketinin örnek bir kullanımı göstereyim size. Hops. Şu şekilde buraya da linke git yazabilirim. Şöyle. Gördüğünüz gibi ikisi de linke git olarak bir string değer içeriyor. Lakin alttakine ben özellikler tanımlayabiliyorum. Yani köprü dediğimiz linkler olur, indirme linkleri olur. Bunları buna bağlayabiliyorum. Şimdi alttaki A tagımı alıyorum. Kestim. Ctrl X ile kesiyorum. Şuraya geldim. Link'e git. Buraya yapıştırdıktan sonra şuraya diyorum ki tıkla. Şu şekilde yaptığımızda daha hoş olacak. Şimdi burada etiketim gördüğünüz gibi link'e git ve A etiketini de içerisinde barındırıyor. A etiketime ben bir parametre atayarak bunun linkleşmesini yani URL haline gelmesini sağlayacağım. Bunu da şu şekilde üzerine tuttuğumuzda kontrol tuşuyla açıklaması geliyor. Hemen href yazıyorum ve eşittiri yerleştiriyorum. Eşittir koyduktan sonra çift tırnağın arasına gideceğimiz sitenin URL'sini yazacağız. Buradaki URL'yi tabii ki de link şeklinde yazmamız gerekiyor. Tutup da google.com yazmıyoruz. Çünkü bu doğrudan bir link değildir. Bunu siliyorum. Bu bir domaindir. Link dediğimiz arkadaşlar HTTPS ya da HTTP ile başlar. Ardından iki tane slash gelir. Genelde www kullanılır. Yoksa direkt sitenin ismi yani domain ismi gelir. Şimdi biz buraya URL'mizi yerleştireceğiz. Benim açacağım URL hemen şöyle açıyorum. rafane.com. Burayı tekrar tıkladığımda gördüğünüz gibi HTTPS www.rafane.com'u buraya alıyorum ve yapıştırıyorum. Link açmaya gelip sayfayı kaydettikten sonra gördüğünüz gibi yenilendi. Bakın şurada tıkla üzerine geldiğimde şu an bir link açma işlemi görecek. Tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi linke git ardından tıkla yazımız vardı. Tıklaya bastığımda linkim açıldı. Hemen buradan geri diyorum. Az önceki sayfayı açabilirim. Şimdi burada şöyle bir özellik oluştu. Gördüğünüz gibi ben A etiketime href parametresini verdiğimde hemen bunu kaldırayım. Ve sayfa yeniden bakın tıklanın herhangi bir özelliği yok. Üzerine sadece mouse'u getirdiğimde bir imleç beliriyor. Gördüğünüz gibi o kadar. Başka herhangi bir özelliği yok. Eğer ki ben buraya grafiği yerleştirdiğimde yani bir link yerleştirdiğimde gördüğünüz gibi burası hem pembe oldu hem pembe oldu hem de fare üzerine getirdiğimde bir link olduğunu bize gösteriyor fare. Href parametresiyle buraya bir link yerleştirebiliyoruz. Örneğin ben buraya site değil bir resmin URL'sini de yerleştirebilirim. Örneğin şuradaki resme hemen sağ tık yapıyorum ve resim adresini kopyala diyorum. Buraya geliyorum. Şöyle ve buraya yapıştırdım. Tabi bu isim bayağı uzunmuş. Şöyle başa gelelim. Kontrol söylemem gerekiyordu. Şimdi tıkla dediğinde gördüğünüz gibi resmi burada açtı. Yani bir resmi de burada açtırabilirsiniz. Sadece bir web sitesini açma gibi bir eylem yok. İlk olarak herhangi bir linki ya da herhangi bir resmi açmayı gördük. Bir sonraki videomuzda da bu açmış olduğumuz resmin nasıl indirilebileceğini görelim. Bunu da yine A tagi ile yapacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.